Dikkat. Bu bir. Kadınları övelim, erkekleri gömelim. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü videosu değildir. Hele ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü niye kutladığımızı anlamayan kadınların gününü öven bir video hiç değildir. Her yıl kadınız biz, süperiz biz, harikayız biz, her şeyi yaparız biz reklamlarının da döndüğü bir gün olarak kutlanan gün hele hiç değildir. O yüzden bu videoda duyacağınız birçok şey belki de hoşunuza gitmeyecek. Fakat bunun için sizden şimdiden özür diliyorum. Videoyu ya devamı edip seyredirsiniz ya da çıkarsınız. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü trajik ve bir o kadar da hayat mücadelesini veren, bu uğurda canından olan kadınların anılması gerektiği bir gündür. Anlam ve önemi aslında özetle. Tabii daha içeriği var da özeti budur. Bunun için kutlanır. Oysa ki pazarlamanın bile reklamlarda döndürülüp hediyelerimizi parası olanın alabilmesi için o reklamların pazarlamanın yapıldığı, parası olmayan çalıştırılarak döndüğü bir gün olarak görülür. İşte tam da orada bu mücadeleyi veren kadınların, emekçi kadınların günüdür Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Fakat sebepsizce eşinden bugüne özel, sanki sadece bugün bizim günümüzmüş, kadın günüymüş, bugün hatırlanırız, bugün güzel hediyeler alınır sadece ya da bugün sadece bizim günümüz diyerek bunu kabul edersek, hatta bugünü kadınlar bir çiçektir, aman efendim şöyledir, böyledir dediği halde kadına hiç değer vermeyen, bir kerecik bile bir sevgi sözü kullanmamış olan erkeklerin bile kutladığı bir gündür Dünya 8 Mart Kadınlar Günü bakıldığında. Fakat biz bunu bu şekilde kabul eder. Bu adamın da ay bugün Kadınlar Günü, kadınlar bir çiçektir kabul edersek diğer yılın 364 gününü erkeklerin günüymüş gibi ilan etmiş olur ve kabul etmiş oluruz. Hayır, öyle bir şey yok. Aslında kadın ve erkek diye bir şey de yok. Nasıl yok? Kadın yapamaz, kadın edemez. Sen kadınsın. Kadının işi değil. Bu mantıkla yürütüldüğünde, bu mantıkla yetiştirilen çocuklarla, bu mantıkla büyümüş bizler, biz kadınların günü değildir Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü 8 Mart'ta uluslararası Birleşmiş Milletler'in bile kabul edilerek ettiği ve uluslararası kutlanılan bir gündür. Dünya 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlamamız gereken bir gündür. Çünkü Amerika'nın New York kentinde 40 bin kadının çalıştığı bir dokuma fabrikasında kadınların daha güzel hayat mücadelesi vermek ve daha güzel şartlarda çalışabilmek için yaptıkları bir grevde kadınlarımızın bu ayaklanmayı, bu grevi, polis baskısı, barikatları ve hatta fabrikada kilitlenmesi sonucunda bir yangınla birlikte kadınlarımızın kilitli fabrikadan çıkamayıp çıkanların da barikatlara takıldığı ve 120 kadınımızın o gün yanarak öldüğü bir gündür Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Evet, bunu niye yapmışlar? Daha iyi şartlarda, daha iyi yaşayabilmek, daha güzel çalışabilmek. Hatta ne diyorum? Bunu yapabilmek için bile, bu hakkımızı alabilmek için bile canımızdan olmuşuk. Onun için bugün kutlanıyor. Bugün onun için var edilmiş. Hatta uluslararası bile kabul edilmiş. Ne yazık ki
Dilim bile sürçüyor bunları anlatırken, gerçekten üzülüyorum. Ben de bir kadın olarak bu dünyada birçok şeyi yapabilmek için önümüze engel çıkıyor. Bu zamanından ilk dünya kurulduğunda olan zamandan başlamış aslında baktığımızda. O zamanlarda mağaralarda yaşanılır. O günün şartlarına göre erkek kas gücü ve iskelet gücü daha yerinde olduğu için mağara dışında avlanmak ve karınlarımızı doyurmak için av yapıp, yani kas gücünü kullanarak yapılan işleri üstlenmiş. Kadınlar da el becerileri ve duygusal mantıklarını kullanarak evde o getirilen şeyleri hazırlayıp yemek olarak sunmuştur. Bu süregelen, o zamandan, o zamanın şartlarına göre süregelmiş olan bir yaşam şekliydi. Fakat yaşamımız, teknoloji, dünyanın globalleşmesi, birçok şeyin hayatımıza girmesiyle birlikte o zamanın yapısıyla bu zamanın yapısı, yani beyinsel olarak diyorum, aynı olamaz. Erkektir yapar, sen kadınsın yapamazsın. Aa, o erkek işidir. Aa, erkek gibi kız ya. Bunlar ne demek? Ne demek? O neden erkek? Birçok kadın güreşçimiz, birçok kadın halter şampiyonumuz, birçok kadın koşucumuz, birçok kadın futbolcumuz, hentbolcumuz, basketbolcumuz, bir sürü dallarda birçok kadın arkadaşlarımız, gurur duyduğumuz hemcinslerimiz yok mu? Var. Bu o zaman öyleyse bu zaman böyle. Tamamen sağlıksız beyinlerin düşündüğü bir şey bence. Neden bir erkek futbolcu olabiliyordu, bir kadın olamıyor? Bu erkek anasının karnından futbolcu olarak mı doğdu? Hayır. Buna ilgisi vardı, becerisi vardı, gitti eğitim aldı ve futbolcu oldu. Aynı şey bir bayan için de olabilir, bir kadın için de olabilir. Buna eğilimi vardır, buna yeteneği vardır, gider eğitimini alır, mücadelesini verir ve futbolcu da olur. Ki oldu. Birçok örneklerimiz var çok şükür. Aynı bunun gibi. Aa, bakıyorsun, aa, benim kızım mimar ya da işte falanın kızı mimar olmuş. Ay ne güzel. Çok güzel. Tam bir kadın işi. Mimarlık çok güzel. Tam bir kıza yakışır meslek. Neden? Neden yani? Aslında mimarlar sahada da kafalarına kasklarını takıp erkeklerle birçok inşaat alanlarına da gidiyorlar. O zannediyor ki mimarlık, hani oturacaksın, çizeceksin, edeceksin, tamam çok güzel. Hayır. Erkeğin yapabileceği her şeyi bayan, kadın da yapabilir. Hatta ben bayan sözüne çok kızıyorum. Bayan ne demek? Ben şimdiye kadar hiç kimseyi baymadım çok şükür, inşallah. Hanım diyeceksiniz. Kadın diyeceksiniz. Bayan değil. Her neyse, konu bu değil. O yüzden lütfen, zaman geçiyor. Teknoloji ilerliyor. O zamanda, eski zamanlarda kas gücünün kullanılıp beyin gücünün de kullanılması gerekip ikisinin birleştiğinde hayat devam ediyormuş. Yani erkek dışarıdaki mağaranın dışındaki işleri, kadın da içerideki işleri yapıyormuş. Fakat artık o kadar çok her şey gelişti ki erkeğin de dışarıda kas gücünü göstermesi gerekmiyor. Birçok şeyin artık internetten, bilgisayardan, oturduğumuz yerden işlerin yürütüldüğü ortamlarda çalışıyor hem erkeklerimiz hem kadınlarımız. Sen erkeksin, yapma. O kadın işi. Ben erkeğim, ben yemek yapmaktan anlamam, sen yapacaksın. Bunlar ne demek? Birçok ünlü aşçılarımızın hepsi erkek. Yemek yapmak kadına özel bir şey değildir. Yemek yapmak da bir yetenek işidir. Kadınlar anasının karnından yemek yapmayı öğrenerek mi doğuyorlar? Hayır. Dayatılmış olan, zaten sen kadınsın, bu işler senin işin diye öğrenerek yapılıyor yani. O yüzden kadını erkeği yoktur bu ayrımın. Bunun için bile mücadele verip eşit şartlarda çalışabilmek için yanarak ölen kadınların gününü anma günüdür Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. O yüzden lütfen bunun anlam ve önemini anlayalım. Biz kadınlar da haklarımızı, hukuklarımızı, nerede nasıl konuşmamız gerektiğini, ne için olduğunu bilmemiz gerekiyor. Lütfen, özellikle siz erkekler,
Kas gücünüz, iskelet gücünüz tabii ki kadınlarla bir değildir. Kadınlar daha naif, daha kibar, daha nazik insanlardır. Kullar olarak yaratılmışık. O yüzden gerektiğinde siz kas gücünüzü, biz de duygusal gücümüzü, yeteneklerimizi, el becerilerimizi kullanarak bu hayatı böyle götürmek zorundayız. Böyle olduğunda hayat yaşanılır olur. Kadın işi, erkek işi diye bir şey yoktur. Kadının yapacağını kadın yapar, erkeğin yapacağını erkek yapar. Bazen de her ikisini de birlikte yapar. Bu ne demek yani? Lütfen böyle bir ayrımcılık yapılarak, böyle bir şeye girilmediği, hiçbir kadının bir erkek tarafından öldürülmediği, hiçbir kadının şiddet görmediği Kadınlar Günü olsun diliyorum. O erkekler o kadınları dövdüklerinde çok güçlü olduklarını mı düşünüyorlar? Bence bu acizliğin bir belirtisi. Neden diyeceksiniz? Zaten senin kas gücün var. Zaten o kadın sana karşı koyamaz. Ya da koysa da ne kadar olacak? Senin gücünle onun gücü zaten bir değil. Senden güçsüz olan bir kişiye bunu gösterdiğinde güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? İşte bu tam bir aşağılık kompleksidir. Kendini güçsüz hissettiği yerde kas gücünü kullanıyor ki kadını susturayım, örtbas edeyim diyor. Aslında bu onun ne kadar güçsüz olduğunu gösteriyor. Ben şahsım adına öyle düşünüyorum. Ve çok şükür ki kadınların diri diri, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda çok güzel bir peygamberimiz gelip bu düğüne mensup olduğumuz ve o kız diri diri gömülen kız çocuklarını omuzlarına çıkarıp taşıyan bir peygamberin bir Müslümanım ki bu dine sahibim ki çok şükür bu omuzlara taşınmışım. Çok şükür ki Atatürk gibi bir önder gelip kadınlara da seçme ve seçilme hakkını tanıyıp kadınları da her yerde hak sahibi yapmış ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiğimiz Türk evladıyım. Hem Müslüman hem Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ve ben ve benim gibi bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü buradan kutluyorum. Kadınlar olarak her şeyin farkındayız. Her şeyi biliyoruz. Bazı yerde susuyor ve kabulleniyor olmamız bu aciz ve zavallı olduğumuz anlamına gelmiyor. Lütfen siz erkekler de bu zamana uyarak beyninizi geliştirerek o sağlıksız düşüncelerden çıkıp kadına gerçekten değer verip kadının da erkeğe değer verdiği bu bir kadın erkek savaşı mücadelesi değil aslında. Saygı, sevgi, hoşgörü yani insana dair olan özelliklere sahip olan bir yaşam mücadelesidir. Cinsiyet farkı yoktur. Şöyle düşünülmeli. Bir erkek seni aşağılıyor, sen kadınsın ne anlarsın, sen yapamazsın edemezsin derken bile bunu diyebilmen için, senin dünyaya gelebilmen için bir kadına ihtiyacın var. Seni bir kadın dünyaya getiriyor. Senin büyüyüp böyle güçlü olabilmen için bir kadına ihtiyacın var ki seni büyütsün, emzirsin, beslesin, o hale getirsin. Anlıyor musun? Bunun için bile bir kadına ihtiyacın var. Sen kime onları söylüyorsun yani. Fakat biz kadınlar daha duygusal, daha hassas olduğumuz için birçok şeyi dile getirmeyip susuyoruz. Belki de çoğu kadınımızın yetişme tarzından dolayı sanki onun gerçekten öyle olduğunu bildiği, öyle yetiştiği için susuyoruz. Fakat lütfen Dünya Kadınlar Günü'nü ne anlama geldiğini, bugün sadece hediye, büyük meblağlar harcanarak getiren hediyelerin bir günü olduğunu sakın düşünmeyin. Tabii ki herkes herkese hediye alsın. Ben de bugün hediyemi aldım. Eşim sağ olsun hediyemi de getirdi, çiçeğimi de getirdi. Hatta burada husisi koydum ki bir tanecik kızım, onu dünyaya getirdiğim için çok gurur duyuyorum. O bile gidip karanfil getirmiş bana. Tabii ki bunlar çok hoş şeyler. Tabii ki hediyeleşelim.
Sadece kadınlar değil, erkekler de yani. Ben eşime de biz hediyelerini alıyoruz her gününde, her özel günde. Bu başka bir şey. Bu insanın birbirine verdiği özen, değer. Bir de sadece böyle günlere gerek yok ki. Arada da insan hoşuna gider, görür. Aa, bunu alayım, bu beğenir falan diyerekten de yapılan şeylerdir. Bu çiçektir, hediyedir. Fakat bugünün gerçekten Dünya 8 Mart Mücadeleci Kadınlar Günü olarak neden kutlanıldığını anlatmak istedim. Naçizane. Tabii ki daha fazla detayını da biliyorum. Çok araştırdım, çok dinledim bu konuda. Birçok kitap okudum, YouTube'dan videolar dinledim. Fakat ben sadece şimdilik bu kadarını söylüyorum. Çok bilmişlik tabii ki yapmıyorum. Haşa, asla ve asla buradan kimseye bir ders, bir akıl vermek değil maksadım. Sadece kendime özgü, bildiğim, hissettiğim şeyleri burada anlatmak istedim. Dünya 8 Mart Mücadeleci Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ev hanımları en büyük mücadeleyi gösteren kadınlardır. Çalışıp evine gelip evinin işini yapıp çocuğuna bakan kadınlar en büyük mücadeleci kadınlardır. Erkek gibi erkek işi denildiği halde o işte çalışıp mücadele veren kadınlardır mücadeleci kadınlar. Yani biz kadınlar, mücadeleci kadınlar, bugünü bile alabilmek için can vermiş kadınlara borçluyuz yani. O yüzden herkesin Dünya 8 Mart Mücadeleci Kadınlar Günü kutlu olsun. Sizleri seviyorum ve bu karanfili hepinize gönderiyorum. İyi ki varsınız. İnşallah videomu izlemişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmese de, gitse de maalesef gerçekler bunlar. Bir dahaki daha güzel videoda görüşebilmek için kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.